Aksesuar düşkünleri ekran başına farklı tekniklerle, el işçiliğiyle, birbirinden titizlikle tasarlanan ürünlerini tasarımcı Işık Özdemir ile konuştuk. Tarzınızda eksik olan parçayı bulup ışıldamanızı sağlayan konuğumuz bakalım en çok neye dikkat ediyormuş. Işık Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizleri daha yakından tanımak istiyorum öncelikle. Kendinizden bugüne kadar neler yaptığınızdan bahseder misiniz biraz? Aslında görsel iletişim tasarımı okudum üniversitede ve arkasından 3D karakter animasyonu master yaptım. Ve İstanbul'a döndüğümde de freelance olarak animasyon yapıyordum. Çok fazla ekran başındaydım. Hep ekran başında ve dijital bir hayatım oldu zaten okuduğum şeylerden dolayı. Ama bundan kafamı dağıtmak ve ekrana uzaklaşmak için ee, zaman zaman projelerim olurdu. Hep bir yan projem olurdu. Yani bir kutum vardır. içinden bir şeyler çıkartırım. Oradan bir şeyler alırım. El işi bir şeyler yapmak benim şeyim dengeliyordu. Hı hı. Bir gün aslında e, 4-5 sene önce falan bu zincirlerle oynarken zırh örmeye başladım. Yani halkalarla kendi kendime bir şeyler yapmaya başladım. Zaten severdim zincirleri hep. Bunlarla oynarken hoşuma gitti üzerine gittim, araştırdım. Zırh dünyası çok geniş. Yani inanılmaz fazla eski dönemlerden şimdiye kadar yani o kadar çeşit örme tekniği var ki e, onları inceledikçe daha çok içine girdim ve Lorica oluşmaya başladı. Yani bu bir yan proje, keyfi bir projeyken ekrandan kaçarken bir markalaştı aslında. Harika. Peki tasarımlarınızda daha çok nasıl bir yol izliyorsunuz? E, kendinize özgü tasarımlar oluşturduğunuzu söyleyebilir miyiz daha çok Işık Hanım? Evet, dediğim gibi yani farklı örme teknikleri var. Ben bunları araştırırken Aralarından beğendiklerimi birbirlerine karıştırıp birleştirip kendime göre o anda yani bir tasarım oluşturuyorum. Aslında e, teknik olarak kullandığım şeyler belli olsa da tasarımlar bana ait. Milattan önce başlamıştır örme aslında. E, balıkçıların zırhları var savaşçıların zırhları var. Hepsinin farklı teknikleri var. Bütün Japonların ayrı, Bizans'ın ayrı. Yani çok farklı tekniklerden yararlanarak kendim tasarımlarımı oluşturuyorum ve böyle devam edeceğim. Yani zırh konsepti üzerine gidiyor aslında. Çünkü lorica da Latince'de zırh anlamına geliyor Aa, bu süper. sırada. Evet. Daha çok kolyeler ve küpeler tasarlıyorsunuz kadınlar için değil mi? Şu anda evet. Kolyeler ve e, kadınlar için çünkü genelde çok par parlıyorlar. <laughs> Biraz da o yüzden onları da düşünüyorum. Erkekler için, daha doğrusu erkekler için de unisex bir koleksiyonum çok yakında olacak. Ama benim hoşuma giden bu koleksiyondaki yani disco topu gibi ışığı her yerden alması ve değişik zamanlarda hareket ettikçe de pırıl pırıl parlaması. Şu an sizde olduğu gibi aslında. Öyle oluyor mu? Evet. Harika, <laughs> harika duruyor. Bütün tasarımlarınızda isminiz gibi aslında ışık saçıyor bir yandan. <laughs> Teşekkür Bunda ederim. geçmek istemedim. Peki bunun yanı sıra el yapımı olmasının ne gibi zorlukları oluyor sizin için? Ee, anlattığınız kadarıyla aslında evet. seviyorsunuz ve çok keyifli. Fakat keyifli. bir yandan çok da zordur zorlayıcı. diye düşünüyorum. Evet doğru yani zorlayıcı şöyle çünkü ben kendim elimde örüyorum bunları çok özellikle şu arkamda gördükleriniz onlar çok mini halkalardan oluşuyor bir süre sonra artık yani gözüm bile görmemeye başlıyor yani bir kolye Orta boy bir kolye 3-4 saat sürüyor. Yani uzun sürüyor aslında. Arka arka yapmaya başladığım zaman zorlanıyorum. Minik minik zincirleri birbirine halkaları takarak böyle aslında örgü örmek gibi. Terapi gibi geliyor. Yani rahatlatıcı bir şey var bende. O yüzden yapmaktan keyif alıyorum. Fakat zorlayıcı. Yani çok ince işçilik istiyor. O detay yüzden istiyor. de detay istiyor, ince işçilik istiyor. O yüzden de yani herkesin böyle özelliği bu olmasını da istiyorum. Ben bu bir fabrikasyon, bir makineden çıkmış bir şey değil. Hepsi tek tek özel tek, aslında. Tek tek aslında evet ve sipariş üzerine. Yani küçük boylarını biraz bazen stokta tutabiliyorum ama büyükler özellikle sipariş üzerine. Hı yapıp öyle gönderiyorum çünkü şu anda bir tek ben Hı -hı. kendim her şeyi yapıyorum. Kişilerin kendisini de özel hissetmesini sağlıyorsunuz diyebiliriz evet, bir tabii yandan. Tabii yani evet öyle çok kolay bulabilecekleri çok fazla adet olan ürünlerim yok. Peki bugüne o... kadar sizin için yeri ayrı olan bir tasarımınız var mı? İlk yaptığım tasarım aslında Lorica'nın e, markanın logosunun şekli olan aşağı bakan üçgen şeklinde biraz içeri doğru. Hı -hı. O ilk tasarımım onun bir yeri ayrıdır. O çünkü öyle o dediğim gibi işte o kafa dağıtmak için elimdeki zincirlerle falan oynarken kendi kendine çıkan ilk şey o. Ha ne güzel oldu. Böyle ne olur bu falan. Ne yapsam bundan diye başlamış olduğu için hani ondan sonra bir kolye oldu. Yani ben sırf oynamak için oynuyordum zincirlerle aslında en başta. Zaten aslında sanıyorum bütün süreçleriniz, tasarım süreçleriniz böyle ilerliyor. Evet, şimdi bir kutum yok artık bir odam var. Malzemeler toplarım, biriktiririm, şeyler öyle zaman zaman. E şimdi daha çok resim yapıyorum mesela. Yine yani bir şeylerden e, uzaklaşmak, kafamı dağıtmak istediğim zaman sürekli el işi bir şeyler yapmak rahatlatıcı. Ya ben ben epoksiyle gerçekten... de ilgileniyorsunuz. Evet epoksiyle dökmeye başladım. O da ayrı bir konu. <laughs> Son zamanlarda evet pandemi sürecinde evde oldukça tabii projeler tam artıyor. Bir, tam bir sanat <laughs> kadınsınız diyebilirim. Hayır olabilir. Tasarımlarınız mükemmel gerçekten. Hepsi de ayrı ayrı. Teşekkür ederim. Peki yani. kullanıcılarınız memnun kalıyorlar mı bu çalışmalardan, tasarımlarınızdan? Nasıl geri dönüşler, yorumlar yapıyorlar? Ama Memnun. Evet, herkes yani hiç e, bir şikayetim yok. Zaten ayrıca bu kadar şeyden sonra bir de ben bu kolyelerden testten geçiriyorum, kötü davranıyorum kolyelere. Hani bir tarafı bir yerden çıkıp at, yani çünkü çok fazla parça birleştiği için orada bir sökülme olma ihtimali var. Bir e, hırpalıyorum, bakıyorum Aha. ne oluyor. Yani sağlamlığında kontrol etmiş oluyorum o şekilde. Geri dönüşlere gelecek olursak en çok e, soyadan aslında e, erkekler içinde. Bir şeyler yapman isteniyor. Onun için de bir koleksiyon hazırlığım var. Henüz daha bitirmedim. Yani değişik bir e, koleksiyon. E peki erkeklerin yanı sıra biz kadınlar için farklı tasarımlarınız geliyor mu bir yandan? Evet, yeni koleksiyonda daha çok e, vücut takıları var şimdi. E, ve bunlar kolye olarak ve takma çıkartma şeklinde. Kolyeden zincirleri ayırıp sadece koyada kullanabiliyorsunuz veya onu e, vücut takısı olarak değerlendirebiliyorsunuz evet yani böyle biraz çok farklı şekillerde kullanılabilir birkaç model gelecek. Evet tüm bahsettiğimiz tasarımlarınızın çalışmalarının altında bir yandan almış olduğunuz eğitimlerin yattığını söyleyebilir miyiz Işık Hanım? Yani sonuçta görsel tasarımcıyım. Görsel iletişim tasarım okudum. Üzerine 3D Animasyondan bambaşka bir şeydi. Aksesuarlar konusuna girince biraz bu konuda eğitim almak için bir fikrim olsun diye o sırada Londra'daydım. Üç ders aldım Centre Saint Martins'ten bu konuyla ilgili deri aksesuar, gümüş işçiliği ve biraz da business konusunda aslında üç ders aldım ki bir fikrim olsun diye. Yani bu işe girdik. Lorika oluştu, hani biraz da e, teknik olarak da orada kendimi geliştirmek istedim. Altını doldurmak istedim. Evet, yani mi? çünkü biraz daha kendimi bu konuda geliştirmek, biraz daha öğrenmek istedim açıkçası. Çünkü tamamen kendi kendime otururken başladığım e, tasarımlardan oluşuyordu. Yani gümüş işini biraz daha öğrenmek istedim. Kolaylıklar diliyorum sizlere çalışmalarınızda. Bu güzel sohbet için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Tasarımcı Işık Özdemir ile benzersiz sıra dışı tasarımlarına dair çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi Lifestyle sıradaki konuklarıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.